Yeni vlogtan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Kahvaltıyla açılış yaptım. Tam mutfağı toparlıyordum ki sandalyelerimiz geldi. Bakalım nasıl duracak. Bizim sandalyelerimizi nasıl taktı bakın. Tabii. Bu tamam babacığım. Şunu tak. Şunu tak sen. Hayır. Ama onu takmamışsın. Ah, ucu çıktı. Tamam düştü anneciğim, baba geri taksın, olabilir. Çıkabilir bir tane. Sen tekrar takacaksın, tamam mı? Bu arada bir kargo daha geldi şurada. O da büyük ihtimal kahvaltı takımı diye düşünüyorum. Yapsın? Bakalım, açıp bakacağız. Bebeğim al bunları. Hadi bakalım. Güzel oldu sandalyeler. Nasıl duracak? Yani şık, güzel. Kumaşı da gayet iyi. Şöyle hatta yakından size göstereyim odaklarsa. Heh. Kumaşı da şu şekilde. Beğendim. Sırt kısmı rahat. Yani ayarlanabiliyor değil mi? Sen ayarladın ona göre takarken. Ona göre ayarladık artık. Ve kahvaltı takımlarımı açıyoruz şimdi. Bu arada Tunca açıyorken ben de size hemen şurayı göstereyim. Çok güzel olmadı mı? Biz bayıldık. Gerçekten çok beğendim. Resmen böyle ferah durdu. Yani siyah, artık siyahtan bıkmıştım öyle söyleyeyim. Siyah bir süre sonra bayıyor ve temizlemesi çok zor siyahı. Hele ki kadife sandalyeyi. Normalde 2 tanesini buraya, 2 tanesini balkona koyacaktım. Ama bu şekilde çok beğendim. Yorumların başına bu sandalyelerin linkini bırakacağım. Ve her rengi var. Ben beyazını tercih ettim. Sağlam. Evet. Tunca tek tek çıkarıyor. Bitti. Bu kadar. Bitti değil mi? Hı hı. Çok şükür. Hiç kırık yok. Hiçbir şekilde. Çok korkmuştum böyle kırık gelecek diye. Ben böyle tabak, bardak yani cam eşya aldığımda o kadar çok merakla bekliyorum ki ve tereddütte kalıyorum hani bir şey olur mu diye. Çünkü iadeyle falan uğraşmak istemiyorum. Ama evet çok güzel paketlemişler. Müthiş paketlemişler. Sağlam paketlemişler yani. Kahvaltı takımlarım da bu şekilde. Bunları şimdi makineye atacağım. Yıkansınlar. Artık yarın bunları kullanırız. Bunun da linkini bırakırım. Evimizi süpürdük değil mi Naz? Bitti. Gözlüğünü taktı Naz. Bakın. Çünkü şimdi ben hazırlanıyorum. Makyaj yapıyordum. Naz da dans edecekmiş. Hazırlandık ve kendimizi dışarı attık. Hava çok güzel. Nereye gidiyoruz? Tabii ki oyun evine. Çünkü Naz 2-3 gündür o kadar çok ısrar ediyor ki oyun evi, oyun evi, oyun evi. O yüzden şimdi önce bir oyun evine gideceğiz. Birazcık oynasın. Biz de bir kahve içeriz. Bu arada arkadaşınız, kardeşiniz 56 kilo olmuş. Bir önceki vlogda 57 demiştim. Şimdi 56 kilo olmuşum. Hop. Naz, nereye gidiyoruz? Yüzler gülüyor. Şimdi gidelim. Sonrasında da... Aa buraya böyle olmuş. Çıkacağım babacığım. Soruşun çot. Nasıl sıkılmadın mı o şarkıdan? Aa, hiç. Bu arada mutfaktaki o siyah sandalyelerim var ya, onu da anneanneme vereceğim. Annemler alacak. Yani annemde anahtarım var. Şimdi annemler evden çıkarken anneanneme gidecekler bugün. Girişteydi sandalyeler. Babam alacak onları. Öyle yani. Çok güzel oldu ya. Çok beğendim mutfak. Vallahi bak bir açık renk ne kadar değiştiriyor. Yani böyle ne kadar ferah gösteriyor. Çok sevdim. Evine geldik. Ama doğum günü var burada. Birazdan. O yüzden bir yarım saat sonra kalkacağız. Naz oyun evinde 10 dakika oynadı değil mi? 10 dakika. Evet. Çünkü acıktı. Acıkmış. O yüzden biz de yemek yemeye geldik. Ben de yine bugünü erken kapatıyorum. Ya sen çok komiksin. Bak. Eridim ben şu anda. Eridim. Aa, ne o? Bu mu? Bu. Baba almadı mı sana yüzük? Baba sana yüzük almadı mı? Almadı. Neden yüzük almadın hala? Nasıl yüzük istiyor babasından? Küçük bir tane bulursam alacağım. Bak elleri nasıl yakışıyor bak bak bak. Bakayım. Çok güzel oldu ya. Karnın doydu mu? Çantasına bak ya. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Saat kaç? Ben kaçta bitirdim yemeği? 5'i 20 geçiyor. Ha, 5'i 20 geçiyor. Bekleyişe bak. Yemeğini yedi ama aklı hala pamuk şekerde. Hadi gel. Hadi bakalım. Asansör açıldı, evet. Ya sen büyüdün büyüdün. Nasıl büyüdün? Çok güzel gözüküyor. Bak. Vallahi çok değiştirdi. Neyse eve geldik. Ve eve geldiğimiz gibi Naz hemen uyudu. Şimdi Tunca hemen maç izlemeye çıktı balkona. Ben de ortalığı toparladım. Hemen şöyle hızlı hızlı. Şimdi şuradaki mumluğum vardı ya, bunun pili bitmiş. Şu mumun daha doğrusu pili bitmiş. Buna yeni pil takayım. Çok seviyorum, burada çok güzel duruyor. Bunu da bana teyzem hediye almıştı. Bunu kahve yapalım. Bir kahve içelim. Niye soyulmuş? İnşallah çalışır. Pil kötü olmuş. Evet, çalıştı. Çok güzel duruyor. Çok seviyorum ben böyle, yani daha doğrusu mum üzerine süs eşyalarını çok seviyorum. Bir tane şu mutfakla salonun ortasındaki duvara, böyle yere takacağız. Şöyle sensörlü bir ışık aldım. Bu da bayağı bir ışık veriyor. Bayağı hem de. Şöyle göstereyim size. Hatta dur ışığı kapatayım. Bak. Yani ortamı bayağı bir aydınlatıyor. Yani şarjı da iyi gidiyormuş. Bakalım, daha ilk defa kullanacağız, takacağız ama kullanıcı yorumları çok iyi. Tabii bundan böyle 3-4 tane alıp şu mutfak dolabına takanlar da var. Yorumlarda gördüm. Bunu işte sadece şey için düşündüm. Yani ne olur ne olmaz. Hani elektrikler falan kesiliyor ya. Bunun da şarjı uzun bir süre gidiyormuş. Yani uzun bir süre yanıyormuş. Bulaşık makinesindekileri çıkarıp yerleştirmem lazım. Evden çıkarken bulaşık makinemi çalıştırdım. Hatta şimdi de çamaşır makinemi çalıştırdım. Evden çıkarken çamaşır makinesini çalıştırmayı unuttum. Keşke çalıştırsaydım, şimdi kurutmaya atacaktım ne güzel çamaşırları. Sonrasında da bulaşık makinesindekileri çıkaracağım ya. Şu aldığım kahvaltı takımını da hani şey yapayım, bulaşık makinesine koyayım. Ben böyle aldığım bir şeyi hemen kullanmak istiyorum. Çok hevesleniyorum. Öyle yani. Şöyle minnoş bir kahve tepsisi hazırladım. Tabii ki bunlar bana değil. Yani kendim yemesem de Tunca'ya hazırlıyorum sonuçta. Bakalım nereye kadar gidecek benim bu aralıklı oruç, bilemiyorum. Aklımdaki rakam şu anda 55 ama şu anda da 56 kiloyum. Yani bir kilom kaldı. Şöyle oluyor, 55'e düşünce de bu sefer diyeceğim ki hadi 54 olayım. Yani bunun sonu gelmiyor. Başlayınca da bırakamıyorsunuz. Bilmiyorum, bakalım ne olacak. Neyse, biz şimdi bir kahve keyfi yapalım. Ben de o sırada hemen vlogumu açayım. Sabah vlogumu açmayı unuttum. Şimdi ben de bilgisayardaki işimi halledeyim. Kahve keyfi yaptıktan sonra saatlerce oturdum. Ondan sonra bir duş aldım ve artık mutfağımı toparlayıp yatıp uyumak istiyorum. Kahvaltı takımımı da bulaşık makinesine yerleştirdim. O zaman yarın görüşürüz. Çatal? Ha? Kaşık yok mu? Yok. Hadi bu. Aa, buldum. Çatal buldum. Anne. Ben de anne. Kaşık vereyim. Bak kaşık. İkinci günden tekrardan merhabalar. Sabahtan beri anne ne yaptı? Temizlik yaptı değil mi? Evet. Ama Instagram'a video çektiğim için o yüzden buraya çekemedim. Burada da daha yeni vloguma devam ediyorum. Instagram'dan hala takip etmiyorsanız lütfen takip etmeyin. Unutmayın. Orada da paylaşım yapıyorum. Video paylaşıyorum. Naz bize yumurta yaptı. Değil mi Naz? Bir de çay demledi. Şöyle. Doldurayım biraz. Sen ne içiyorsun? Portakal suyu istiyorum. Portakal suyu içiyorsun, anladım, tamam. Ben de çay içiyorum. Nasıl portakal suyu içiyor. Ben işlerimi bitirdim, hazırlandım. Şimdi baba üstünü giyindi. Biz de Nas'la oyun oynuyoruz değil mi Nas? Ben temizlik yaparken de babayla oyun oynadılar. Tabii ki koyarım. Dur şuna kapağını açalım. Of biraz sıcak, dikkat et tamam mı? Biraz sıcak, dikkat et. Elma biraz şurayı. Keseyim mi? Aha. Dur tahtamızı alalım. Şöyle tahtanın üstünde. Heh, kestim. Sen de çay ister misin? He? Afiyet olsun size. Tabağım nerede? Burada. Şimdi ben de bundan yiyeyim. Nas da bundan yiyor. Ben de yiyeceğim. Sayalım kurabiyelerimizi. Anne yaptın. Bana mı yaptın ya? Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Yiyebilir miyim? Çok sıcak. Çok mu sıcak? Anne hiç tutmasın. Aa düşme. Hayır. Hayır düşme. Dizin mi acıdı? Aa. Ne yapalım dizine? Of, nasıl dizi uf oldu? Dur. Dur hemen şimdi. Ben şimdi hemen şu krem süreyim. İçine uf oldu. Hemen maskesi getirdi. Ne getireyim? Getireyim bir şey. Getirir misin bir şey? Hemen getireyim. Bizim Nas iyileştir beni. Nas doktor oldu. Doktor beni iyileştirir misin? Gel buraya dedeciğim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım dedeciğim, bekliyorum. Saatlerimiz 6:30. Biz nasıl anneme bıraktık. Sahile geldik. Bir yemek yedik Tunca'yla. Şöyle baş başa. Önce bir dedim ki hani Nas'la gelseydik keşke dedim. Ama şu anda var ya dondum. Dondum yani. Deniz kenarı olduğu için o kadar çok soğuk. Soğuk ki sahil. Yani iyi ki Nas'ı getirmemişiz. Çünkü Nas denizi gördüğü gibi hemen denizin yanına gitmek istiyor. Kumla oynamak istiyor. Ama şu anda buz tuttum. Ve ben de aynı şekilde. Evet, Tunca da dondu. Ay çok soğuk. Ve şimdi Nas'ı almaya gidiyoruz. Çünkü Nas'ın çok uykusu varmış. Annem dedi ki ayakta uyuyor dedi. Zaten gitmemiz almamız işte 7:30 gibi uyusa. Öğlen uykusu yapmadığı için erkenden uyuyor. Ama önce şeye uğrayacağız bir. Teddy'ye. Nas doktorculuk oynamayı çok seviyor. Aşırı seviyor. Teddy'de geçen gittiğimde vardı doktor seti. Alıp almamak arasında kararsız kalmıştım. Ama bugün yani 2 gündür aşırı derecede seviyor. Çok seviyor bebeklerine, bize. İşte biz sürekli hasta oluyoruz. Nas doktor oluyor. Bizi iyileştiriyor. Çok seviyor. Şimdi Teddy'ye uğrayalım. Açıksa eğer Teddy kaçta kapatıyor bilmiyorum. Oradan bir alalım. Doktor seti ona oyuncak. Oynarız. Evet, biz eve geldik. Bakın NASA ne aldık. Bu ne? Ne bu? Doktorculuk. Evet, bu doktorculuk. Teddy'den uğradık aldık. Ya anneciğim benim kuzum. Kimi iyileştirelim bunun aşkım? Hangi bebeğini? Ha, köpek hasta mı olmuş? Dur. Nas bak. Gözlüğüm koptu. Ay, taktım. Evet. Oldu mu? Ha? Peki. Bu neymiş? 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 Çektik. Bununla ne yapıyoruz? Bebeği vereceğim. Tamam, bebeğine ver. Ama gözlüğünü, Naz, gözlüğünü taktın mı, doktor gözlüğünü? Bu arada kamerada yakından tipime baktım Allah. Ay bu ne? Ne aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an hiç ciddi gözükmüyorum. Şu çekmeceye kaşıklık aldım. Şöyle bambu. Bak Naz, doktor oldum ben. Bak. Aa, ikisi birden çıktı Naz. Evet, Naz uyudu. Ben de şimdi kahve yaptım ve hemen kurutmadaki çamaşırlarımı çıkarayım. Sonrasında çamaşır makinesindekileri kurutmaya atayım. Ondan sonra gidip kahve keyfi yapayım. Çünkü böyle işimi halletmeden kahve içtiğim zaman çok da keyif alamıyorum. Ama şimdi katlamayacağım bunları. Sonra katlarım. Bunları da atalım. İşimiz bitti. Bu arada şu sensörlü ışığı şuraya taktık. Bak göstereyim size şurada. Bir tane almıştım zaten. Bir tane yeterli şu anda ama güzel de duruyor burada yani bu şekilde. Evet. Tatlım, kapıyı açar mısın?